Hepinize merhabalar. Bugün çok spontane bir konuşma gerçekleştireceğim. O yüzden bazı kusurlarım olursa kusura bakmayın. Şöyle ki ben bugün aslında farklı bir video çekecektim. O videoyu da tabii ki en yakın zamanda çekeceğim ama sonrasında bir haber alınca bu da yıllardır beklediğim bir haber olduğu için bununla alakalı bazı hislerimi sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki bazen hayatta kötü şeyler olabiliyor. Bu kötü şeyler belki bir insandan kaynaklı, belki bir olaydan, belki de kader dediğimiz şeyin verdiği bir sınav. Bilmiyorum. Ama hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Buna eminim. Yani çok eminim. Ve ben de bazı sorunlar yaşadım, bazı bedeller ödedim ve bu bedelleri öderken hep kendime şunu söylüyordum. Ben suçsuzum, ben bir şey yapmadım, neden bunların bedelini ben ödemek zorundayım gibisinden kendime konuşmalar gerçekleştiriyordum ki bunlar genelde böyle ağlayarak olan konuşmalardı. Sonrasında şöyle ki böyle dönemlerde kendimi kötü hissettiğim zamanlar kendimi hep animasyon izlerken buluyordum. Çünkü sanki o çocukluğuma döndüğümde her şeyin kusursuz olduğu dönemde tek derdimin işte ne bileyim erken yatmak olduğu falan dönemlerde daha mutluymuşum. Sonrasında hep böyle yüzüm düşmüş ve hep depresif olmuşum, hep böyle mutsuz hayatlar yaşamışım gibi hissettiğimden kaynaklı animasyonlara sığınıyordum. Bugün yıllardır beklediğim bir haber olumlu sonuçlandı ve ben sindiremedim. Çünkü bazen iyi şeyler de olsa, kötü şeyler de olsa onu bir sindirmek gerekli. Eğer yılların verdiği yükün altından kalkmaya çalışıyorsanız. Ben şu anda tekrardan kendimi animasyon izlerken buldum. Ve şunları söylemek istiyorum. Çok zor biliyorum. Neden yaşıyoruz mesela? Hani bu soruyu hep kendime sorarım. Neden bu hayatta mücadele vermek zorundayız? Yani bu kadar kötüyken her şey neden? Hani bir umut yaşıyoruz gibisinden. Sonrasında hep böyle bir hayaller fırtınasında koşarken buluyorum kendimi. Ve şöyle ki umudunuzu kaybetmeyin. Lütfen. Umudunuzu kaybetmeyin çünkü gerçekten evet hayat bizden hep bir şeyler götürüyor, bunun farkındayım. Belki hep götürdü bir şeyler ama sonucunda da öyle güzellikler getiriyor ki ben bunu normalde başka yerlerde duysaydım inanmazdım, inanmıyordum da. Yani diyordum ki yok bunlara zaten hayat gülüyor, o yüzden böyle bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Ama bugün anladım ki gerçekten bir şeylerin bedelini ödüyorsun, ödüyorsun, ödüyorsun ama vicdanın rahat ya. Hani sen hiçbir şey yapmamışsın ya, onun karşılığını alıyorsun. Bunun tarifi mümkün değil. Çok uzun bir video olmayacak zaten. Sadece dediğim gibi hani bunu söyledim mi hatırlamıyorum ama bu videoyu kendim için ve benimle aynı duyguları yaşayan başka insanlar varsa onlar için hatıra bırakmak istiyorum. Yani bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Bakın animasyonlar da bu mesajı hep verir. Hani böyle her şey imkanlıdır, imkansız da imkanlıdır. Bu mesajı verir ve ben bu durumu çok seviyorum gerçekten. O mutlu sonların olması. Belki evet bizim mutlu sonlarımız olmuyor çünkü ölümle bitiyor. Ama belki bir şeyler vardır ya hayatta. Mutlu biten şeyler vardır belki. Bunları keşfetmeliyiz belki de. Bu aralar hayatımda çok güzel şeyler oluyor. Gerçekten yani bunun için çok şükrediyorum. Ve galiba biraz nankör insanlarız. Yani nankör varlıklarız ve bu durumda yaşadığımız bazı şeyleri hani böyle kaka demeyelim diye böyle yavaş yavaş sinire sinire size gönderiyor. 22 yaşındayım, daha yolun başındayım. Şu anda artık önüme bakabilirim. Çünkü hep geriye bakıyordum. Geçmiş hep buradan böyle bir defter çıkartıyordu ve sonucunda da ben hep böyle geçmişe takılı kalıyordum. Şimdiyi yaşayamıyordum, gelecekten de umudumu kesmiştim. Ama şu dakikadan itibaren artık dimdik ayaktayım.
ve ailemin, sevdiklerimin yanımda olduğunu da biliyorum. Bu bana inanılmaz bir güç veriyor. Bunun dışında da bundan sonra önüme bakacağım ve gerçekten insanlar için elimden ne geliyorsa faydalı bir biçimde bir birey olacağım. Bunları söylemek istedim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Hani bilmiyorum. Yani zaten başka da söylenecek bir şey yok. Ama bu videoyu izleyen ve gerçekten zor durumda olan herkese seslenmek istiyorum. Ben sizin yanınızdayım. Gerçekten yanınızdayım ve sizi anlayabilirim. Hoşça kalın.